İçinde karadaki tek takım Blaze. Lovazin'de yalnız 38 kit var ve bunlar bayağı bir sorku dışındalar hala. Çok başında konuşup. Oo, dördüncü alan berbat. Berbat bir alan. Şimdi Solus uzaklardan kendisine hedef arıyor. Raum bu arada Nocturne'a düştü. Futbolist ekibinde Raum Nocturne'daki isim. Crevjoli oyun alanı kıyısında Futbolist ekibinin oyun alanına girmesine izin vermiyor. Razy yine kutuda yakaladığı bir Galatasaray oyuncusu. Yine bir bu Zen 4'ün faydasını gördük. Evet. Maalesef. Tron bu arada Beşiktaş ekibinden bildi ki naklamayı başardı. Üst kısımlardan da Crevjoli ekibinden gelen sprey denemeleri var. Diye düşünüyorum. Bu arada Beşiktaş ekibinin işi biraz daha zor Selim. Sisin içerisinden ilerleyip gerçekleşmeye çalışıyor ki Circle çok çok sıkıntılı. Şu an Circle'a tekrardan bir baktım ancak Circle ciddi anlamda bayağı bir sıkıntılı. Yani diyebilecek hiçbir şey bulamıyorum şu anda ben bu Circle'a. Oyun alanının dışında bitecek fightlar. Muhtemelen erken bitireceğiz bu haritayı. Böyle bir yarım saati bulmayacak gibi. Ki killer çok hızlı gelmeye başladı. Haritanın her yerinde şu anda harita önümde açık. Her yerinde silah izleri görebiliyorum. Naklar, killer, Selim'i bitiren vuruş trapten geldi. Rez şimdi Raum'u nakladı. Oyun alanına girmeye çalışan ekipler. Alan içerisinde yer tutamayan ekipler. Cenk şimdi oyun alanına yenik düştü. Oyun alanı PK'yi de düşürdü. Trap şansı alan yaşıyor mu dedim. Trap de şu anda maça veda etti. Team Bitcoin ekibinin 3 oyuncusu da Circle'a veda etmiş durumdalar. En mükemmel yer alıp kalan şu anda Blaze ekibi oldu. Çok çok mükemmel, evet, bir bölgede. Alan bir kez daha daraldı. 5. alanda artık karadaki tek takım, alan içinde karadaki tek takım Blaze. Lovazin'de yalnız 38 kit var ve 37 şu anda. Evet, Futbolist ekibinin erken tahmini, oyunun buralara geleceğini tahmin etmesi. Muhtemelen o lootları aldı Lovazin, takım arkadaşları da onunla paylaştılar. Şimdi onun ekmeğini yiyorlar, gayet güzel. Bu şekilde gidecekler. Yani çünkü bu alandan yapılabilecek çok fazla bir şey yoktu. Solkay oyun alanına veda etti. Oyun alanı darbeleriyle. Taha orada kilini alan isim. Yani fight izleyemiyoruz. Suyun içinde denk gelirse oyuncular kill alıyorlar. Oyun alanı zaten oldukça fazla kill alıyor. Oo. 6. alan geldi. Yani 5.'den de kötü. Her alan küçülüşünde çok daha kötüye gidiyor. Yani oyun her alan küçülüşünde biz bir kere şaşırıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz diyecek belki ya niye bu kadar şaşırıyorsunuz? Alt üstü bir alan geliyor ama yani fight izleyemeyeceğiz şu anda. Ya alan oyuncuları öldürecek ya su alanı öldürecek ya da kafalarını çıkarttıkları esnada karada olan oyuncular sprey denemesi gerçekleştirecek. Şu anda da onu izliyoruz zaten. 5 takım 11 oyuncu kaldı ve ciddi bir fight izleyemedik. Gerçekten izleyemedik. Yani küçük darbeler, alınan killer, suyun içinde boğulmalar, oyun alanına yenik düşüp oyuna veda etmeler. İzlediklerimiz bundan başka bir şey değildi. Deep ekibinde Taha bu arada Respeke Spor'da Aksu'yu düşürdü. Aksu da suya adım atan isimdi. Şimdi suyun içerisinde nak durumda Aksu. O bölgede, küçük bir bölgede kendini ayağa toprağa değmişti Aksu'nun. Taha şimdi jetkili düşürdü. Arkon kör cerrahı naklan vuruşunu yaptı. Oyun alanına giriş yapıp toprağa adım basanlar hızlıca naklarını almaya başlıyorlar. Blaze'de Catch ayakta kalan son isim. Önünde iki takım arkadaş, özür dilerim. Tron'la birlikte ayakta kalan son isim. Kincan'ı da yok bu arada ki dediğim esnada Tron oradan o kesi korunda çekmeyi başardı. Şimdi Next Real Gaming ekibinden Yekta'yı görüyoruz. Suyun içerisinde yani her şekilde takımını bir sıralamaya almaya çalışıyor Next Real Gaming ekibi. Her oyuncusu da. Lovazin'in kaç kiti kaldığına bakabilir miyiz? Şu an 18 kit var. Takım garanti ikinciliğe çıkaracaktır diye düşünüyorum. Yani en kötü üçüncülük. Yani Real Gaming'den Yekta, Deep'te Taha, Futbolist'te Lovazin teker isimliler. Bu arada evet kör cerrah Yekta'yı da bitirdi. Suyun içerisinde bitirdi direkt. Şimdi Deep ekibinde Taha kaldı. Blaze oyuncuları Taha'yı da alırsa eğer Lovazin takımına ikinciliği getirmiş olacak. Daha da bayağı bir kiti var. Taha bu bölgede iyi oy oyalıyor şu anda Blaze oyuncularını ama
Lavezzi muhtemelen dua ediyordur şu anda. Bir an önce Taha'nın oyuna veda etmesini bekliyor. Takım sayısının ikiye düştüğünü gördüğü gibi herhalde kit basmayı bırakır diye düşünüyorum. Taha'nın etrafına bir molotof geldi. Sadece sağ taraftan kendisine bir açı buluyor Taha. Hemen arkasına da geldi. 8. alana doğru ilerliyoruz şimdi. Alan küçülmeye başladı ve Keç orada Taha'yı bitirince Lovazin takımına ikinciliği getirdi. Evet. Erken şu alanın geleceğini erken tahmin eden futbolist ekibi şu Lovatin anda halen Lovazin'in kitlerini basıyor. kitleriyle. Yani bir şans belki oyun alanı tekrar küçülür, oyun alanı dışarısına çıkar polis ekibi oyuncuları. Özür dilerim, Blaze oyuncuları orada alana yenik düşerler. Yani şu anda beklemek en mantıklısı. Nasıl olsa 5 kiti kaldı. O arada bir alan daha küçülüp böyle bütün Blaze oyuncularını bitirirse Yani şurada bir Lovaz'ın şanslı 15 olur. tane daha kit olsaydı bence mükemmel olurdu. Yani 15 kiti olsaydı herhalde galibiyeti falan alırdı Lovaz'ın. Yani şu an ben de onu düşünmüyor değilim. Yani Circle kapanmaya başladı. Yok yok, son kit artık bitti, tamam, Artık son Lavazin kit. yapabileceği çok fazla bir şey yok. Futbolist Yani oyuncuları, Blaze oyuncuları bir da zaten de seni yine aynı oturdu en başından yaptı. şekilde. Ölümü bekliyor Lavazin şu anda. Şu anda Azrail'ini bekliyor Lavazin ve evet, Blaze. Günün 3. haritasının galibi. Çok çok güzel bir maç izledik. Yani evet yine çok çok güzelden kastım Lovaz'ı.